Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Sizler için obezite cerrahisinin tüm detaylarını öğrenmek üzere başkent Ankara'ya, Çankaya'ya geldik. Yanımızda obezite ve genel cerrahi uzmanı doçent doktor Osman Yıldırım, ekibinden diyetisyen Gurbet Ünal ve daha yeni ameliyat olmuş sayılır diyeceğimiz yani 3 aylık ameliyatlı hastası Gülsüm Hanım bizlerle. Şimdi bakalım obezite cerrahisi öncelikle nasıl bir ameliyat? Korkulması gereken bir ameliyat mı? Tüm detaylarını soruyorum. Evet hocam. Şimdi genellikle hastalarımız soruyor, süreç nasıl işliyor? Süreç nasıl işliyor? Bizi hastalarımız genellikle sosyal medyadan takip ediyorlar. Hı hı. İşte internetten, Facebook'tan, Google'dan. Bizleri de izleyicilerimiz çok arıyorlar ve ağırlıklı olarak yurt dışı izleyicimiz var hocam. Bize şunu soruyorlar. Nasıl oluyor yani onlar için nasıl, süreç? Yani önce buradalarsa yüzde bir görüşümüz en az bir saat sürüyor. Ameliyat metotlarını anlatıyoruz. Hastanın özelliklerini dinliyoruz, şikayetlerini dinliyoruz. Şeker var mı yok mu, tansiyon var mı yok mu, yaş kaç? Yandaş hastalık başka var mı? Ameliyata engel olacak bir hali var mı? Daha önce ameliyat geçirmiş mi? Bazıları obezite cerrahisi geçirmiş de iyi sonuç alamamış. Yeniden revizyon dediğimiz, yeniden düzeltme ameliyatları gereken hastalar oluyor. Bunları iyice sorguluyoruz. Arkasından hangi ameliyat uygun olur beraber konuşuyoruz. Gurbet Hanım diyetisyen arkadaşımız bilgi veriyor. Ameliyata karar veriyoruz. Evet. Yurt dışında ise bunu telefonda anlatıyoruz, metotları anlatıyoruz. Zaten onlarca videomuz olduğu için onları izliyorlar. Sorularını bize soruyorlar. Karar aldılar diyelim. Buraya geldiklerinde yarım gün tetkik. Hı hı. Ondan sonra ameliyat oluyor. 3 gün hastanede yatırıyor. 3-4 günde yakınları varsa yakınlarının yanında. Eğer Türkiye'de bir hastaysa zaten evine dönüyor. Kontrol ediliyor. Ama yurt dışına geldi 3-4 gün yer yoksa otelde ağırlıyoruz onları. Ortalama 7-8 gün sonra ülkelerine dönüyorlar. Biz bu arada ameliyattan önce mutlaka o tetkiklerde işte endokrin, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, diyetisyen, anestezi ben değerlendiriyorum. Böbrek bezi bozukluğu var mı? Guatr'la ilgili problem var mı? Karaciğerde yağlanma var mı? Safra kesesinde taş var mı? Diğer tüm kansızlığı var mı? Mesela tüm taramalar yapıldıktan sonra ameliyat alıyoruz. Ameliyatta ortalama 3 gün yattıktan sonra taburculuyor. Özel bir diyet dönemimiz oluyor. Bir ay sürecek. İşte sulu ve püre çorba dönemi. Onu diyetisyenimiz anlatıyor. Böyle bir süreç işliyor. Evet. Ortalama 7-8 gün yetiyor. Tamam. Sizden sonra da zaten hastalarımızın takibinde bizi bulmalarına çok büyük bir artış oldu. Bazen hastalar soruyor nasıl kilo veririz, ne kadar yani ben ne kadar veririm diye. Tabii kilodan kiloya farklı. 150 kilo olan biri ortalama 12 ile 15 kilo veriyor. Çok hızlı vermesini istemiyoruz ama. Yani oran olarak söylersek hocam. Mesela 150 kilo olan biri 12-15 kilo veriyor ama 100 kilo olan biri 8-10 kilo verir. İkinci ay biraz daha düşer. Hemen merak eden şeyi sorayım. Ya durmazsa yani 80, 70, 60, 50, 40 olmaz. Yani kişinin ideal kilosu neyse onun 3-5 kilo fazlasına bile biz iyi diyoruz. Yani ideal kiloya geldiğinde mutlaka kilo verme duracak. Ancak ameliyatta bir hata var, orada bir darlık yapılmışsa o da zaten 3-5 ay bulmaz. Ameliyattan çıkartmaz zaten o hasta kusuyordur, bir dar yapılmıştır. Ama biz içeri kalın bir hortum koyduğum için daha önce anlatmıştık, biraz bir süre sonra yine anlatırız. Dar olması mümkün değil. Bir hata olmadıkça durduramamak diye bir şey yok. Yani istenilen kilonun altına düşmez. Mesela 3 aylık hastanız var. Şimdi bu Gülsüm Hanım'ı sunmamızın nedeni şu. Evet. Gülsüm Hanım'ı daha önce 1,5 aylıkken röportaj yapmıştık kendisiyle. 19 kilo vermişti. Şimdi o 3 ay geçti. 27 kilo vermiş. Kilo. Yani süreç nasıl işliyor? Yani bir hastanın kademe kademe nasıl ilerlediğini görelim. Hem kilo olarak hem sosyal hayatta değişiklik olarak. Kesinlikle. İsterseniz kendisini dinleyelim. Hikayesini dinleyelim çünkü çok da mutlu görünüyor. Röportajdan hemen önce bana dedi ki bugün ilk defa etek giyebildim, çok mutluyum dedi. Şimdi tüm duygularını öğrenmek istiyorum sizin burada adınıza. Şöyle biz hastaların tabii obezitenin ne gibi sorunlara yol açtığını anlatıyoruz filan ama sosyal ve psikolojik bozukluklar ya da sorunlar çok önemli, evet. Çok önde. Gülsüm Hanım da bunu en çok hissedenlerden, o konuya herhalde ağırlık verecek. Buyurun Gülsüm Hanım. Merhabalar, ismim Gülsüm Güneş. 3 ay önce ameliyat oldum. Bundan önceki yaptığımız röportajımızda bir aylıktım daha. 19 kilo vermiştim. O zaman da yine çok mutluydunuz ama şimdi herhalde gün geçtikçe mutluluğunuz artıyor. Gün geçtikçe daha da çok artıyor. Şu an 3 aylık oldum. 27 kilo verdim. Yaşınız kaç? Çok gençsiniz. 21 yaşındayım. 21 yaşında evet. Gülsüm Hanım. 120 kilodan 93 kiloya düştüm şu an. Her şey yolunda. Sağlıklıyım, mutluyum. Şu an hatta annemi de yaptırmayı düşünüyorum bu ameliyatı. Annen de mi çok kilolu? Evet, hem kilolu hem şeker hastası. Onu da ihtiyacı var. Aynen, onu da yaptırmayı düşünüyorum şu an. Hayatımda çok şey değişti. Neler öncelikle değişti? Etek giyebiliyorum. Etek giyebiliyorsun, en evet. önemlisi o. Kaç beden inceldin? Kaç beden? 56 bedenden şu an 44 bedene düştüm.
Çok güzel. Bayağı bir gitti, evet. Şu an 25 kilo fazlam var. Onu da inşallah bir 6 ay sonunda çekimlerde görürsünüz. Diyetisyeninle takibe devam ediyorsun. Evet. Takibe zaten hiç bırakmayı düşünmüyorum. Yani hani 2 sene geçse de 3 sene geçse de Osman hocamın peşini hiç bırakmayacağım. Artık hayat boyu dost oldunuz zaten ekiple. Aynen. Bunu bir sene önce düşünüyordum, ameliyatı, mide tüp ameliyatını. Ama hiç bir hoca, yani gittiğim hocalar beni ikna edemedi. Yani konuşmalarıyla tatmin edemedi daha doğrusu. Aynen, güvenemedim. Bir tanıdık vasıtasıyla tanıştım Osman hocamla 3 ay önce. Bir kere konuşmam yetti zaten. Ertesi gün ameliyata gittik. Hemen ikna oldum. Aynen, hemen ikna oldum, gittim. Çektiğin sıkıntılardan bahset daha önce. Ya benim aslında sağlık yönünden bir sıkıntım yoktu ama tabii, çünkü yaşın sosyal, çok genç. Evet. Sosyal çevrede çok sıkıntı yaşadım. Yani arkadaş ortamında rencide edilmek, hani bakışlar, hani bir şey söylemeseler bile o bakışlar zaten hissediyorsunuz ve rahatsız ediyor sizi. Yaşımın genç olduğu için de yani tek sosyal çevreden dolayı sıkıntı yaşadım. Ameliyat sürecinde zorlandın mı? Yok, sadece ilk gün mide ağrısı gibi bir ağrı vardı. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Zaten üçüncü günde taburcu oldum. Aynen. Normal hayatına devam ettim. Zaten çalışma hayatım çok yoğun tempoda gittiği için Osman hocamla baştan anlaştım. Dedim kaç gün sürecek, işte hemen başlayabilecek miyim? O da bunun garantisini bana zaten vermişti. Güvendiğim için zaten de, ama ameliyat oldum direkt. Ve mutlusun. Bir söyleyeyim, garanti demeyeyim de bu ameliyata beklenen, tahmin edilen süre diyelim. Evet. Bu bir cerrahi, ciddi bir ameliyat. Tabii ki kişiye göre de değişebilir her şey. Ama her şey planlandığı gibi yürüdü diyelim. İlerledi. Hayatında başka neler değişti obezite cerrahisinden sonra? Yani kendime güvenim geldi açıkçası. Daha önce kilom yüzünden hani yanıma yanaşmayan insanlar şu an daha sosyal bir kişi, Olduğum için beğenilir kişi oldum, gözde kişi oldum. Harika. Hani bu da beni tatmin ediyor açıkçası, mutlu ediyor. Daha önceden öyle bakışlar olmuyordu. Hani şimdi direkt bir ortama girdiğimde aynen sana. Gözler hep üstümde oluyor. Süper. Arkadaş çevrem güzel tebriklerde bulunuyor. Herkesin hoşuna gidiyor. Hatta yaptırmayı düşünen arkadaşlarım bile var. Ben de onlar için bir örnek oldum. Hani korkusuzca yaptırabilecekleri bir ameliyat çünkü. Senin durumunda ve özellikle böyle genç olan kişilere de öneriyor musun bu ameliyatı? Öneriyorum. Eğer ki yaşları hani küçükse hiç beklemesinler diyorum. Hani yaşımız biraz geçsin, eğer ileride yaptırırız gibi düşünüyorlarsa. Erkenden çözüm daha iyi. Yani kaliteli bir yaşamları olur en azından. Çok geriye kalan kısımlara aynen. Tedavi olmakta fayda aynen. var. Peki bir de takip sürecini diyetisyenimiz Gurbet İnal'dan dinleyelim. Buyurun Gurbet Hanım. Merhaba. Takipte biz öncelikle ben öncesinde hastayı görüyorum. Evet. Daha sonra hastanede takibini yapıyorum. İlk görüşmemiz hastanede gerçekleşiyor ameliyattan sonraki. Sonraki süreçte 15 gün boyunca tamamen telefonla ben her gün hastayı arıyorum. Nasıl gidiyor? Aslında hem bir psikolojik destek oluyor benim aramam, hem de diyette işte bir sıkıntı var mı? İşte bulantı, kusma vesaire şeyleri oluyor mu? Gizlice bunları da takip etmiş oluyoruz ve Osman Hoca'yla zaten sürekli iletişim halinde oluyoruz o süreçte. Hastalar bu süreçte işte ben 15 gün boyunca sıvı alacağım, ömür boyumu sıvı alacağım gibi bir şeye giriyorlar. Hayır, ömür boyu sıvı tüketmiyorlar. 15. günden itibaren biz sıvı dönemi zaten kesiyoruz. Sıvı dönem dediğimiz aslında 15. günde ya 3. 4. günde biz artık yayla çorbasına, mercimek çorbasına, tarhana çorbasına başlıyoruz. Çorbaya geçtikten sonra zaten aynen. Çorba güzel bir gıda, yemek ve severek tükettiğimiz aynen. bir şey. Püre döneminde ben çavdar ekmeğini, işte etime, light labne peynirlerine ya da diğer peynir çeşitlerine, yumurtaya çok rahatlıkla başlayabiliyorum ve hiçbir sıkıntı olmuyor hastalarda. Sonrasında sebze yemeklerini püre şeklinde tüketmelerini söylüyoruz ama bu blenderdan geçirmek zorunda değiller hastalar. Ağızlarını iyice çiğnemeleri çok çok önem arz ediyor. Eskiden gelmiş bir alışkanlıklar olabiliyor. Hemen ben ağzıma atayım, yutayım. Zaten hatasını kendisi direkt olarak görüyor hasta bu şekilde yaparsa. Sonrasında da bu girişimde tekrardan bulunmuyor. Birinci ayında genelde 30. günde ben hastalara katı dönemine geçmiş oluyorum. Katı dönemde de bizim yediğimiz çoğu besini tüketebiliyorlar. Gönül rahatlığıyla her şeyi yiyebiliyorlar. Birkaç besin dışında, örneğin bulgur pilavı falan birazcık rahatsız edebiliyor ama 6. ayın sonunda normal bir insanın tükettiği tüm besinleri bu hastalar gönül rahatlığıyla tüketiyorlar.
Ben buradan özellikle 1,5 litre sıvı tüketmeleri gerektiğini, hareketlerini artırmaları gerektiğini. Bunlar yani, hepimiz için geçerli zaten, aynen, değil mi? Yani şöyle, bu dönemde hastalar bazen şöyle algılıyor. Örneğin 15 günlük süreçte ben hastaneden çıktım ve zaten sıvı tüketiyorum. Tükettiğimiz sıvılar su yerine yazık ki geçmiyor. Hmm. O nedenle 1,5 litre kesinlikle su tüketmeleri bu süreç içerisinde çok çok önemli. Çıkabiliyorlarsa daha da üzerine çıkmasını zaten istiyoruz. Hareket 15. gün, yani ilk 15 gün çok fazla istemesek de hafif hafif yürüyüşler. Sonraki dönemde normalde sedanter bir yaşam değil, aktif bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Yaşam biçim için en önemli şeylerden birisi bizim için bu. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son olarak siz neler eklemek istersiniz? Birkaç şey vurgulamak istiyorum. Özellikle ameliyattan sonra tüp mide için bypass'tayla, bypass'ta ömür boyu ilaç kullanıyorlar. Ama tüp midede 6 ay boyunca mide koruyucu, bir geniş bir antibiyotik, geniş spektrumlu bir antibiyotik, bir de safraksinin taşı olmasına bir ilaç veriyoruz 6 ay. Ondan sonra eğer hastanın özel bir durumu yoksa ilaç vermiyoruz. Evet. Yani ömür boyu ilaç alacaklarını zannetmesinler hastalarımız. Yani obezite cerrahisinden sonra özellikle tüp mide yönteminde ömür boyu ilaç kullanmak. Ama bypass şey olursa, bypass ömür boyu vitamin, demir, kalsiyum kullanmak zorundalar ve doktor kontrolü gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, Gülsüm Hanım örneğini özellikle vermek istedik. Süreç nasıl işliyor? İşte 1,5 ayken nasıldı? Şimdi nasıl? Kademe kademe mutluluğa nasıl gidiyor onu görelim. Üçüncü söyleyeceğimiz de bu ameliyatı geciktirmeyelim. Hakikaten eskiden 20 yaşa kadar aslında üst sınırı 60'tı. Üst sınırı 65-67'ye kadar çıktık. Alt sınır 15'e kadar düştük. Çünkü artık diyoruz ki obeziteye bağlı problemler, eklemler bozulmasın, damar tıkanıklığı olmasın, şeker ortaya çıkmasın, reflü ortaya çıkmasın. En önemlisi o gelişme çağındaki sosyal, psikolojik ya da bunalma yılları yaşamasın. Sonradan o yıllar geçtikten sonra ameliyatta olsa da tabii mutlaka faydası ama geri gelmiyor yıllar. Onun için çocuk da olsa, yani gelişme çağında da olsa bir an önce gelin, önce tedaviniz, diyetiniz, sporunuz olmuyorsa cerrahiye başvurun diyoruz. Geç kalmadan tedavi olun diyoruz bizler de. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Sağ olun. Evet, obezite ve genel cerrahi uzmanı doçent doktor Osman Yıldırım'la başkent Ankara Çankaya'da buluştuk. Obezite cerrahisi adına ben merak ettiğim her şeyi sordum. Eğer sizin de hala merak ettiğiniz sorular varsa lütfen ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından ve sosyal medya adreslerimizden bizlere ulaşın. Çok Yaşa devam ediyor.